Selamlar, ben Gökçe Çalışan. Hepimize büyük geçmiş olsun. Büyük bir felaketi hep beraber yaşıyoruz maalesef ve bundan sonraki süreçte de mücadelemiz devam edecek. Hem yaraların sarılması için hem de bu kadar elim bir felaketi tekrar yaşanmak adına. Hepimize çok geçmiş olsun. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet kalan bizlere sabır ve güç dilerim. Evet, son 2 günün en çok konuşulan konusu Binance'ın stable coin'i Paxos ve regülatörlerle yaşadığı süreç oldu ve BUSD yakın bir zamanda ihracı biteceğe benziyor. Bununla ilgili biraz konuşacağız. Sabit coin'lerle ilgili zaten çok güzel bir süreç yaşamıyoruz. Özellikle de geçen yıla baktığımızda regülasyon tarafında çokça şey duyduk. Biraz bunları irdeleyeceğiz beraber. Ne korkulacak bir şey var mı yok mu? Binance nasıl etkilenir? Peg'den kopma olur mu USDT olayı gibi biraz onları konuşacağız. Hemen ekranımı ben sizlerle paylaşıyorum. İlk olarak Paxos kimdir? Ondan bir bahsedelim. Paxos bir sabit coin ihracatçısı. Binance'ın stable coin'i BUSD ile beraber kendisine ait de bir stable coin'i var. USDPO'da USDP. Aynı zamanda da altın endeksi dolar olmayıp da altın fiyatını takip eden Pax Gold'u var. Yani 3 tane sabit coin'in ihracatçısı olan bir firma. Nasıl yapıyor bunu? Rezervinde üretmiş olduğu her bir sabit coin için bir teminat tutuyor ve bununla beraber de bu ihracatı gerçekleştirebiliyor. Peki tuttuğunu nereden biliyoruz? Üçüncü parti denetim şirketleri tarafından zaman zaman denetleniyor. Bu raporların detaylarını göremiyor olsak da sonuçlarını bizimle paylaşıyorlar. Keşke detaylarını da görüyor olabilseydik. Neyse, şimdi Paxos'la ilgili böyle bir konu var ve BUSD ihracatı yakın bir zamanda bitecek. Yani yavaş yavaş BUSD'nin silindiği bir süreç yaşamımız olası olabilir gibi görünüyor. Bu kararı aldıran taraf da New York'tan geldi. Finans departmanı tarafındaki buradaki regülatörden geldi. Ve daha önce de zaten Tether'le uğraşan da regülatör buydu. Ve Tether'in denetime girmesine sebep olmuştu. Güzel de olmuştu aslında bakarsanız. Çünkü başta iddia ettiği gibi Tether'in elinde her bastığı Tether'e karşı dolar değil de farklı farklı ürünlerden tuttuğu açığa çıkmıştı. Ve bununla da ilgili de biraz daha şeffaf bir süreç yaşamıştık. Aynı zamanda da Circle'da USDC'nin o da ikinci en büyük Tether'den sonraki stable coin. Benzeri şekilde böyle periyodik olarak bu şekilde raporlarını ve rezervlerini yayınladığı süreçler yaşadık. Hala da bu süreçler devam ediyor. Şimdi bu tarafta New York'taki regülatörün Paxos'a bu şekilde kafa tutması ve BUSD ihracından vazgeçmesi tarafında yaptığı bu baskı aslında çok sağlıklı değil. Çünkü Paxos az önce de bahsettiğim gibi 2 tane daha stabil coin ihraç ediyor ve birebir aynı yöntemle ihraç ediyor olsa da bu regülatör BUSD'ye sadece bu söylemde bulunmuş durumda. Bu taraftan ilgi çekici ve bununla beraber de BUSD tarafında satışlarda geldi. Günlük bazda şu anda ben bakıyorum. Günlük bazda baktığınızda her zaman bir dolarlar civarında yani birebir oranda olması gereken bu oran bugün ciddi oranlarda düştü. Şurada da göreceğiniz üzere 0,99 50'lere kadar gerilemiş durumda. Şu an biraz toparladı ama böyle bir mum görmeniz normal şartlarda pek olası değil. Burada genelde böyle şeylerde ya hatalı işlem oluyor ya da çok büyük tahta silme gibi durumlarda, büyük işlemlerde böyle şeyler görebiliyorsunuz. Ama bugüne özel bu BUSD haberinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Binance tarafından da açıklama gecikmedi. Ona da geleceğim ama BUSD'nin büyüklüğünü görebilmemiz için marketteki sabit coinlere bir bakalım. Tether en büyüğü zaten toplam kripto para piyasa değerine baktığınızda 3. sırada geliyor. 68 milyar dolarlık bir büyüklüğü var. 2. sırada da USDC var ve onun da büyüklüğü 40 milyar dolarla. Hani yarısından biraz fazla özellikle USDC DeFi tarafında kullanılıyor. Tether borsalarda, merkezi borsalarda kullanılıyor tercihen. Ve 3. sırada da yani overall'da 7'de sabitlerde 3. sırada da BUSD geliyor 16 milyar dolarla. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? CZ'nin de yapmış olduğu açıklamalar vardı.
BUSD'nin arkasındaki rezervlerin tutulmaya devam ettiğinden sonra bu tarafta bir şüpheniz olmasın demiş. Ve Paxos da aynı şekilde yeni bir ihraç yapmayacak olsa da rezervinde bulunan BUSD karşılıklarını tutmaya devam edecek ve istediğiniz zaman da BUSD'leri götürüp dolar karşılığını alabileceğinizi taahhütünü bizlere veriyor. Ve en azından önümüzdeki yıl Şubat ayına kadar, 2024 Şubat ayına kadar da bu yönetim sürecini devam ettireceğini söylüyor. Peki BUSD ne olacak? CZ'nin atmış olduğu bu thread'te, Twitter tarafında şunu söylüyor. BUSD zamanla azalmaya başlayacak. Evet, şu anda 16 milyar dolarda. Bunun yavaş yavaş azalarak bittiğini göreceğiz biz. Çünkü yeni ihraç edilmeyecek ama mevcut olanlar hani kullanılmaya devam edecek. Ama Binance'de birinci çift olarak BUSD'yi kullanmak yerine diğer stabillere doğru da bir geçiş yapacak gibi görünüyor. En azından CZ'nin açıklamaları bu yönde. Ama aynı zamanda da hani madem böyle bir durum var Paxos tarafındaki, Paxos da bu arada lisanslı, bu New York'taki regülatörden lisans almıştı ki Terra'nın USTS'nin çöküşünden sonra aldığı bir lisanstı. Yani güvenilir denilebilecek bir lisansa sahip. CZ'yi öneriler konusunda Paxos'ta yapmayın, başka biriyle yapın ama BUSD'den vazgeçmeyin tarzı yorumlar var. O da bunu araştırdıklarını söylüyor. Aynı zamanda da sadece dolar değil, başka sabitlenecek değerlerde kullanılabileceğinden bahsetmiş. Bu taraftaki tarafı izleyeceğiz önümüzdeki süreçte. Ama aslında bu gelişme bizim için çok çok kritik. Çünkü bu Paxos'un durdurmasının arkasındaki sebep bu regülatörün BUSD'yi bir menkul kıymet olarak değerlendirmesi kaynaklı. Menkul kıymet dediğiniz şey, yani Ripple'ın da XRP'sinde suçlanmış olduğu şey, eğer ki bir menkul kıymet olarak değerlendirilirse BUSD ekosisteme ciddi anlamda zarar verir. Ama menkul kıymet olabilmek için belli koşullar var değil mi? Sonuçta bu bir sabit coin ve bir getiri beklentisi yok. Yani bir spekülatif araç değil. Yani dolara sabit olduğu için dolar ne kadar spekülatifse bu da o kadar spekülatif bir araç halinde kullanılıyor. Ama buna rağmen bu şekilde değerlendirildiği bir süreç yaşıyoruz. Diğer stablecoin'lerle ilgili bir şey olmasa da ama eli kulağında da olabilir. Circle tarafında da, yani USDC tarafında da yakında böyle bir şey duymamızı olası. O da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi bununla ilgili olarak bir menkul kıymet olabilir mi? Bir sabit coin tarafında ciddi tartışmalar döndü. Kiminiz biliyordur. Şimdi nasıl bir menkul kıymet olabilir tarafında konuşulan konular arasında Howey Test en fazla dile getirilen şey. Ripple tarafında da konuşmuştuk bunu daha önce. Herkes Amerika'daki bu hukuk sistemine biraz aşina olmaya başladı. Ama bu Howey Test'e evet uymuyor. Uymuyor olsa da Howey Test zaten bütün menkul kıymetleri kapsamıyor. Sadece küçük bir yatırım kontratları tarafındaki küçük bir kısmı yapıyor. Yani biraz SEC'in, SEC'nin keyfine kalmış bir durumda. İlan etmek isterse evet buradaki Howey Test'in uymasına gerek yok, ilan edebiliyor gibi bir durum var bu tarafta. Ama şimdi işin ilginç tarafına gelecek olursak, daha önce de bu şekilde suçlanan bir firma daha olmuştu ve bu bir oyun firmasıydı. Yıl 2019 o zamanlar. Burada da Pocketful of Quarters isimli bir şirket. Yine onların da bir stabil coin'i var. Oyun içinde kullanılan bir stabil coin'leri var. Bununla ilgili bir menkul kıymet midir tartışması yaşanmış. En sonunda da çıkan sonuca göre herhangi bir yaptırım uygulanmamış. Yani bunun bir menkul kıymet olmadığı konusunda daha önceden emsalle bir karar varken, benzeri bir şekilde olan BUSD'ye saldırı şu anda biraz ilginç kalıyor. Önceden alınmış bu kararda, bir oyun şirketi için özellikle alınmış bir karar varken ilginç bir tartışma olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer bir taraftan da diğer stablecoin'lerine baktığınızda durumda çok parlak değil. Tether'le ve Tether'in Bitfinex'le ilgili ilişkisi ve bunların aynı şirket, ana şirket altında olması ve aralarındaki para akışı düşünüldüğünde çok sağlam görünmediği de söylenenler arasında, güvenmeyeni de çok ama en azından New York'taki regülatör sayesinde
artık rapor veriyor ve araştırılıyor rezervleri. En azından hani bakan bir göz var. Ve şimdi de CoinDesk'in bir talebi olmuştu. Yani Tether'in rezervlerine biz bir bakalım bunlar bir yayınlansın diye. Tether de hayır bu rekabete aykırı, rakiplerimin görmesini istemiyorum tarzında beyanatlarla bunu paylaşmak istemediğini söylemişti. Ama günün sonunda New York mahkemesi Tether'in bu taleplerini haksız buldu. Böyle bir risk görmediklerini söyledi. Bu da önemli bir gelişme. Yani Tether'i tarafını tutmadı. Bir taraftan ekosistemin güçlenmesi adına bu tip adımlar önemli. Böyle yanlı bir şekilde belli stabillere ve belli şirketlere saldırı yapmak yerine daha arkası dolu ve ne istediğini bilen regülatörler görmek bizim için önemli. Çünkü şimdi BUSD ile ilgili böyle bir şey var ama bu ekosistemi nasıl etkiliyor? PayPal'dan hemen bir haber geldi. PayPal kendi stablecoin'ini çıkartmak üzere çalışıyordu ki bence çok büyük bir adaptasyon kripto para tarafında. PayPal'ın bir ödeme devi olduğunu ve dünya genelinde çok fazla kullanıcısı olduğunu düşündüğünüz zaman ve kendi stablecoin'ini çıkartma işlemine ara verdi. Çünkü regülatif tarafta hiçbir netlik yok. Yani evet, Paxos uyarıldı BUSD'nin menkul kıymet olabileceğine dair. Ama bir sürü stablecoin var. Diğerleriyle ilgili neden böyle bir iddia yok? Neden BUSD ile ilgili var? Bununla ilgili hiçbir açıklama tabii ki de yok. Bu alışık olduğumuz bir şey SEC tarafından. Bu yüzden de ekosistemde bu tip sekmelere neden olabiliyor ve PayPal da bu şekilde durmak zorunda kalmış oldu. Yani sonuç olarak görünen o ki BUSD azalarak bitecek gibi ama bu süreçte de arkasında ciddi anlamda rezervleri olduğunu söylüyorlar ve aynı şekilde de farklı bir ihracatçıya geçmesi de söz konusu olabilir. Ekosisteme zarar verir eğer ki bir menkul kıymet olursa. Ama dediğim gibi arka tarafa baktığınızda 2019'da alınan bir emsal karar var. Ve bu emsal kararda oyunun içinde kullanılan bir sabit coin'i içeriyor. Ve bir yaptırım uygulamama sonucuna varmışlar. Hem bu var hem de bir sürü stabil coin var başka. Onlara bir şey yapmıyorlar. Arkasındaki mentaliteyi öğreneceğiz. Neden BUSD'de diğerleri değil? Nasıl bir açıklama yapacak SEC? Buna göre de yolumuz şekillenecek diyebiliriz. Evet, olay kısaca böyleydi. Yarın volatil bir gün olabilir çünkü enflasyon verisi gelecek. Yarın da onu konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.